İman sadece saf ve aptallar için midir? Tabii ki bunu diğer insanları küçük gören, kendilerini herkesten daha yüce, daha akıllı, daha önemli sayan, egosu yüksek insanların düşündüğü bir fikirdi. Çünkü zaman içinde kendileri tanrılaşmışlardı, kendilerini tanrı gibi görüyorlardı ve çok akıllı oldukları için aptalların bir şeylere inandığını düşündüler. Bence bu seçmelerden saçmalar gibi bir şey. Yani iman sadece aptallar ve zayıflar için değil. Bence iman umutla ihtiyacı olan herkes içindir. Bir umut gibi. Yani umuda ihtiyacı olan, en zor zamanlarımızda daha çok Tanrı'yı ararız. Ya bence böyle olmamalı ama çoğu zaman zor zamanlarımızda Tanrı'yı ararız ve bu bizim için bir umuttur. İman sadece saf ve aptal için? Hayır, aslında iman herkes için. Ama tabi iman derken şey demektir. Biz kendimizi avuçlatmamız lazım Tanrı'nın önünde. İman temiz yürekli olanlar içindir. Saf yürekli olanlar içindir. Ama iman aptallık gerektirmiyor. İman bilakis saf ve aptallar için değil, akıllı insanlar içindir. Çünkü saf ve aptallar kendi uydurdukları hikayelere, masallara inanırlar. Ama akıllı insanlar Tanrı'nın kendine bahşettiği akıl ile düşünerek Tanrı'yı bulurlar. Dünya böyle düşünüyor. İnançlılar sanki aptal gibi bakıyorlar, inananlar. Ama iman edenler Tanrı tarafından yükseltilecektir, yüceleceklerdir. Yani iman yani yaşanıyor. İman gerçek bir şey. İmanlı olmak yani bir şeye inanmak için, bir şeyi sevmek için, bir şeyi beğenmek için ve biz Tanrı'ya imanlıyoruz. Yani İsa'ya imanlıyız ve güzel bir şey aslında yani kötü bir şey değil mi? Hayır, iman bütün insanların ölümden ve günahtan kurtulması için ihtiyacı olandır. İman sadece Tanrı'ya inanan kişilerdir. İman saf ve aptallar için değildir. İman herkes için gereklidir. Ama bunun için saf, aptal ya da bir şeye inanmak zorunda olmak gerekmiyor. Yani alçak gönüllülükle bir varlığa ihtiyacımızın olduğunu, İsa'ya ihtiyacımızın olduğunu bilerek kabul edersek bence gayet akılların işidir. Merhaba, bugünkü sorumuz iman sadece saf ve akılsız kişiler için midir? Yakın zamanda Hristiyan olmayan ve kendisini ateist olarak gören bir arkadaşımla konuşuyordum. Tanrı, yaşam ve inanç gibi büyük meseleler hakkında konuşuyorduk. Sohbet sırasında ona neden Tanrı'ya inanmadığını sordum. Dedi ki, Tanrı'ya inanmıyorum çünkü o gerçek değil, uydurma. Böyle bir şey gerçek olamaz. Ben sorgulayıcı bir insanım. Tanrı'ya inanmak benim kişiliğime aykırı. Hiçbir şekilde mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle karşılık verdim. Bir dakika. Sanırım burada iki farklı tanım söz konusu. Önce sen inanmak derken ne kastettiğini açıkla, sonra da ben inanmak derken ne kastettiğimi açıklayayım. Aslında kutsal kitabın inanç hakkında söylediklerine baktığımızda, orada tanımlanan inancın gerçekte olmayan bir şeye ya da birisine inanmak olmadığını görürüz. Orada var olmayan bir şeye inanmaktan bahsedilmez. Kutsal kitabın inanma anlayışı gerçeğe tepki vermek demektir. Yani bir başka ifadeyle Hristiyanlar Tanrı'ya inandıklarını söylediklerinde bunun anlamı gerçekten orada olan bir varlığa tepki veriyorlar demektir. Tanrı gerçekten vardır, o gerçektir. Ama bundan da öte Tanrı güvenilirdir, ona güvenebiliriz. Yani Tanrı'ya inanma düşüncesini irdelediğimizde Tanrı ve inancın birbirine zıt olmadığını, bu ikisinin birlikte çalıştığını görürüz. Kutsal kitapta Petrus 2. mektubunda kiliseye şöyle der: "Size anlattıklarımız ve bildirdiklerimiz zekice kurgulanmış hikayeler değil. Size anlattığımız şeyler gözlerimizle şahit olduklarımız. Bunu bizzat gördük. Onun tanrısal görkemine şahitlik ettik. Bu bizim için ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Sadece kutsal yazılar değil, bütünüyle Tanrı'ya inanma fikri gerçekliğe verilen bir tepkidir. Tanrı gerçektir. Hepimizin sorması gereken soru ise şudur: İnandığımız varlık gerçek midir? Güvendiğimiz varlık gerçek midir? Bu soruya Hristiyan inancının verdiği cevap ise Tanrı'nın gerçek olduğudur. Tanrı'ya inandığımızı söylediğimizde bir gerçekliğe tepki vermiş oluruz. Dahası bu varlığın güvenilir olduğunu ifade ederiz. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşça kalın.